Kaptan Amerika Brave New World filmi için D23'te gösterilen yeni fragmanda dünyanın en değerli metali sonunda onaylandı. Aylarca hazırladığım neredeyse her videoda Tiamut'un zırhının adamantiumdan yapıldığını sizlere söylüyordum. Ancak Marvel bunu onaylamadığı için aranızda inanmayanlar da vardı. E artık elimizde kanıt olduğuna göre bu adamantium parçasını niçin kullanmayı planladıklarını açıklama zamanı geldi. Fragmandan sızdırılan bir sahnede adamantium'un dünyanın en çok yönlü metali olduğu yazıyordu. Bu da MCU'da adamantium'un vibranyumdan çok daha değerli, güçlü ve dayanıklı olduğu anlamına gelir. Burada fragmanda gösterilen sahnede ellerinde Japonlar tarafından sentezlenmiş olan bir örnek var. Wolverine'in iskeletini kaplayan bu metal hakkında X-Men film serisinde yeterince bilgi vermemişlerdi. Sadece dünyaya düşen parçalardan toplayabildiklerini kullanarak Wolverine'i geliştirmiş ve kalan metali de stoklamışlardı. Belli ki X-Men sinematik evreninde Celestials arasında bir kavga çıktı ya da belki de Galactus bir tane Celestial'ı öldürdü ve zırh parçalarından bir tanesi dünyaya düştü. Ancak bu teoriler dışında Adamantium hakkında bilinmesi gereken öyle şeyler var ki neden bu filmde bu kadar değerli olduğunu sizlere açıklamam gerekecek. Biliyorsunuz ki Sam Wilson'ın elinde tuttuğu kalkan vibranyumdan yapılmıştı. Ve adamantium vibranyumu kesebileceği için Kaptan Amerika'nın pek de bir anlamı kalmadı. Dünyada keşfedilen en çok yönlü metal demek vibranyumu kesebileceğini onaylamış oldu. Bu da adamantium sayesinde dünyanın geri kalan kısmının Wakanda'dan çok daha gelişmiş hale gelmesi demek olacak. Belki bazılarınız bilmiyordur ancak daha önce bir göksel varlığın öldürüldüğünü ve kaynaklarının Nover'de çıkartıldığını göstermişlerdi. Yani Nover dediğimiz yer aslında bir göksel varlığın ölü bedeni. Uzaylı uzaylılıklarından bazıları Vibraniumu parçalayabilecek silahlar üretmek için Adamantiumu kullanmış olabilirler. Mesela Thanos'un ve Corvus Glaive'in silahları Vibraniumu kağıt keser gibi delip geçiyordu. Dolayısıyla Adamantium metali aslında MCU'da yabancı olduğumuz bir metal değildi. Aksine MCU'da gördüğümüz birçok karakterin bu metali kullandığını biliyoruz. Hatta gelecek yıl göreceğimiz King Thanos'un silahı bile Adamantium'dan yapılmış olacak. Sadece silahı olsa yine iyi çünkü zırhının da Adamantium'dan yapıldığını sizlere söylemiştim. Göksel varlıkların ölü bedenleri evrenin birçok noktasında değerli kaynaklar olarak kullanılabilir. Ancak evrenin en güçlü oldukları için üzerlerindeki zırhın diğer tüm metallere üstünlük kurması oldukça normal. Tiamut'un bedeni aslında herhangi bir metale dönüştürülmedi. Sadece Tiamut'un içindeki kozmik enerji her zerresine kadar tükenince metalin canlılığı ve parlaklığı ortadan kalkmış oldu. Şu anda insanlar Tiamut'un sadece dış zırhını inceleyebiliyorlar. Ancak içindeki sıvılar Nobel'de milyonlarca yıldır çıkartılmaya devam ediyordu. Dolayısıyla insanların ilk noktada yapacağı şey elbette teknolojilerini geliştirmek olacak. Mesela Vision, vibranium sayesinde geliştirilen en güçlü varlıktı. Sanılının aksine Vision'ın güçleri zihin taşın Gelmiyordu. Vibranium çok yönlü bir metal olduğu için nesnelerin içinden geçmesine izin veriyordu. Hatta Black Panther filminde bunu bizlere açıklamışlardı. Hem manyetik alanlarda vibranium partikülleri ayrılıyordu, hem de istedikleri zaman ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla çok yönlü metal demek aslında her alanda kullanılabilen gelişmiş metal anlamına geliyor. Ayrıca canlı metal olduğunu da Tiamut öldüğünde renginin solmasından anlayabilirsiniz. Yani Tiamut dünyaya düştüğünde küçücük bir bebekti ve daha sonra kocaman hale geldi. Bu da bizlere şunu tekrardan göstermiş oluyor ki Tiamut'un üzerindeki zırh gerçekten de canlı metalden oluşuyor. Transformers serisinde robotları öldükleri zaman metalin üzerindeki renk anında soluyordu. Hatta Optimus Prime hayata geri döndüğünde tekrardan parlamaya başlamıştı. Çünkü canlı metal demek vücudun durumuna göre tepki vermesi anlamına geliyor. Hatırlarsanız Transformers serisindeki canlı metaller de çok yönlüydü. Aynı zamanda oldukça dayanıklıydı. Bu sayede insanlar kendini yenileyebilen ve şekilden şekle girebilen robotlar üretmeyi başarmışlardı. Peki filmde bu teknolojiyi niçin kullanacaklar? ler. Her ülkenin amacı Tiamut'un bedeninden payını almak ve bunu silaha dönüştürmek olacak. Wakanda halkı yıllar boyunca bu gerçeği bildiği için ellerindeki metali hiç kimseyle paylaşmamışlardı. Ancak şu anda vibranyumdan daha güçlü bir metalin keşfedilmesiyle birlikte dünyanın yeni bir savaşa sürüklendiğini görüyoruz. Açık konuşmak gerekirse bu savaşı durdurmanın neredeyse hiçbir yolu yok. Eğer şu anda sadece tek bir ülke bu adamantium rezervine çökecek olursa dünyanın geri kalanı o ülkenin sömürgesi olacak. Diğer ülkelerde buna izin vermeyeceklerine göre filmde büyük bir çıkmaza girecekler. Zaten bu filmde adamantium rezervine hiçbir ülke sahip olamayacak. Eğer herhangi bir ülke bu adamantium rezervine sahip olsaydı Thunderbolts filmi çekilmezdi. E Thunderbolts'un fragman incelemesini izlediyseniz o filmde de kimse bu metale dokunamayacak ve Armor Wars'a kadar kimsenin bir yapabileceği yok yok dostlar. Peki Armor Wars'ta neler yaşanacak? Armor Wars filminde Vision gibi gelişmiş ve Vibranium'dan yapılmış olan bir karakterin geri döndüğünü göreceğiz. Vision, Vibranium'da geliştirilen en güçlü silahtı. Evet, Vision'a bir silah demek doğru olur çünkü Ultron tarafından yaratıldı. Ancak Armor Wars filmine kadar Tony Stark'ın teknolojisi Secret Invasion dizisinde el değiştirdi. Rudy kılığına giren Skrull sayesinde artık Justin Hammer gibi tipler Iron Man zırhlarına sahip oldu. E tabi onların da bu zırhları geliştirmek için adamantium kullanacak. ...daha önce hazırladığım videoda sizlere söylemiştim. Yani burada insanlar tarafından yaratılan Vision'dan daha güçlü özelliklere sahip olan zırhlardan bahsediyoruz. Ve bu zırhların adamantium'dan yapılması her şeyi değiştirecek. Belki filmde sadece bir tane zırh yapmayı başarırlar bunu bilemiyorum... ...ama mutlaka bir tane zırhın adamantium'dan yapılacağı onaylandı. Yani Tiamut ve adamantium'un şimdilik tek amacı dünyayı kızıştırmak... ...ve sokak seviyesi karakter filmlerine konu hazırlamak olacak. Ama bu filmde gördüğümüz kadarıyla Japonya adamantium'dan belli başlangıç örnekler almayı çoktan başarmış. Tıpkı Kaptan Amerika'nın kalkanında olduğu gibi ellerinde olan parçayla küçük silahlar geliştirme ihtimalleri olabilir. Ve Tiamut dünyanın sadece tek bir yüzeyinden çıkmadı dostlar. Tiamut'a ulaşmak için dünyanın diğer kısımlarını da kullanabilirler. Dolayısıyla belli başlı ülkelerin ellerinde ufak da olsa bir parça olduğu ortada. Yani kalkan ya da kılıç benzeri şeylerden ziyade böyle daha çok yönlü silahlar geliştirmelerini bekliyorum. Ama dediğim gibi Adamantium'un asıl nimetini Armor Wars filminde göreceğimiz için Kaptan Amerika 4 ya da Thunderbolts'tan çok da büyük beklentileri yok. Peki X-Men serisinde Adamantium'un bu özelliğinden neden bahsedilmediğini merak edenler de illaki olacaktır. Öncelikle her iki evrende gördüğümüz Adamantium parçası da aynı yerden gelmek zorunda değil. Adamantium'un kelime anlamı boyun eğmez, kırılmaz ve sert demektir. Bu yüzden MCU'da ve X-Men evreninde keşfedilen en güçlü metallere adamantium isminin verilmesi oldukça normal bir durum. Ancak iki metalin de aynı olduğunu kanıtlayan en büyük unsur TVA olacaktır. Çünkü TVA Deadpool'a adamantium silahlar vermişti. Demek ki TVA'ya göre orijinal adamantium Wolverine'in pençeleriyle aynı metalden yapılmış. MCU'da bu metal göksel varlıkların zırhından geliyordu ve garip bir şekilde Wolverine bu metal yüzünden zehirleniyordu. Hatırlarsanız çizgi romanlarda aynı durum vibranyum yüzünden yaşanmıştı. Vibranyum dünyaya ilk düştüğünde radyoaktif bir metal olduğu için Wakanda topraklarında farklı farklı yaratıklar ortaya çıktı. Bunlar aslında mutasyona uğramış ve radyasyon yüzünden değiştirilmiş insanlardı. Ama çizgi romanlarda adamantium vibranyum alışımı ile ortaya çıktığı için bu durumu MCU'da yorumlamak çok daha mantıklı olacaktır. Wolverine'in kemikleri kozmik radyasyon yüzünden onu zehirliyor ve iyileşme faktörü sürekli çalışmak zorunda kalıyordu. Ayrıca Silver Samurai'in nasıl oluyor da Wolverine'in pençelerini kestiğini öğrenmiş oluyoruz. Adamantium bir defa şekillendiğinde bir daha istediğiniz kadar ısıtın asla erimeyen bir metaldir ve bu da onun kozmik bir metal olduğunu doğruluyor. Normalde kızgın bir kılıcı soğuk bir kılıca vurduğunuzda kızgın kılıcın parçalanması ya da şeklinin bozulması beklenir. Çünkü sıcak metali şekillendirmek soğuk metali şekillendirmekten kolaydır. Ancak adamantium çok yönlü bir metal olduğu için yeterince ısıtıldığında soğuk adamantiumu bile kolay bir şekilde kesebiliyordu. X-Men serisinde bu durumu aslında birçok farklı noktada göstermişlerdi. Mesela silah 11'in öldüğünde öldüğü sahnede Wolverine sıcak pençeleriyle onun boynunu kesti. Silver Samurai'in yaptığı şeyden zaten az önce sizlere bahsettim. Ve son olarak da X-24'ün öldüğü sahnede adamantium kurşunuyla adamın kafasını patlatmışlardı. Kurşun silahtan çıktığında içindeki barut yanar ve mermi sıcak olduğu için delip geçer. Adamantium da ısıtıldığında soğuk adamantiumu parçaladığı için X-24 ölmüştü. Ancak X-Men Origins Wolverine filmine bakarsanız Wolverine'in kafatası delinmişti. Yani gerçekten de adamantium çok yönlü bir metaldi. Ancak Tiamut'tan kopardıkları parçayı doğru kullanmak gerekiyor. Eğer bir defa şekillendirilecek olursa adamantiumu bir daha asla biçimlendiremezler. Çünkü canlı bir metal olarak tiyamuttan çıkan her bir parça orijinalliğini koruyacaktır. Ancak bir defa şekillendirilmiş olan hiçbir adamantium parçası tiyamuttan çıkanlar kadar değerli olamayacak. Bu yüzden MCU'da en sıcak adamantium kimin elindeyse güç ondadır diyerek artık videoyu sonlandırıyorum dostlar. Peki kozmik enerjiye bile tepki verebilen bu canlı metal hakkında siz ne düşünüyorsunuz yorumlarınızı bekliyorum. Evet dostlar şimdilik benden bu kadar kendinize iyi bakın hoşçakalın.